takımımıza daha iyi futbol izletmek isterdik. Her iki takım da maalesef sanıyorum kupa maçının stresi ve yorgunluğundan etkilenmiş olacak ki çok iyi bir futbol ortaya çıkmadı ama buna rağmen kazanmasını bilmek ve Alanya gibi güçlü bir takımı hem kupada avantaj elde edebilecek şekilde hem de ligde penaltıyla da olsa 1-0 yenmek bizi mutlu etti. Ve taraftarımıza en azından az da olsa yüzlerini güldürdük diye düşünüyorum. Alanya Spor'la kupa maçı var başkanım, yarı final evet. Rövanş maçı. Evet, bayramdan sonra ayın 10'unda sanıyorum Alanya ile kupada rövanş karşılaşmamız var. Bir avantaj elde ettiğimizi söyleyebiliriz fakat görüyorsunuz topla çok topa hakim olan bir takım, tehlikeli bir takım. Henüz tura atlamış sayılmayız. Çok ciddi bir şekilde çalışıp önlemlerimizi alıp avantajımızı değerlendirip finale yükselmek istiyoruz. Rövanş maç için taraftar için özel bir taraftara özel bir özel bir davetimiz olacak. Tabii ki taraftarımızı bu maçta desteğin yanında hissetmemiz lazım. Ve alacağımız bir galibiyetle ve geçerli bir sonuçla finale yükselecek takımımız. Dolayısıyla taraftarımızı sahada görmek, onlarla kaynaşmak o itici gücü yanımızda hissetmek istiyoruz. Başkanım, son çıkan spor futbol kulüpleri yasasıyla ilgili düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Evet. Şunu söyleyebilirim. Evet, futbolu yeni bir kanunla dizayn etmeye ihtiyaç vardı. Doğru. Fakat bizim önemli tereddütlerimiz var. Bunları da her ortamda dile getirmeye gayret ettik. Fakat bazı dönemlerde yanlış anlaşıldık. Ve bu taleplerimiz pek ilgi görmedi diye düşünüyorum. İnşallah UEFA'dan, FIFA'dan bizimle ilgili olumsuz bir şey olmaz. Ve inşallah henüz imzalanmadan ve resmi gazetede yayınlanmadan bir takım arzu ettiğimiz değişiklikler yerine gelir. En azından bu kaygılar kafamızdan yok olur diye düşündük. Şimdi hakikaten yöneticiler, yönetici bulmakta zorlanacağız. Bu çok yanlış anlaşıldı. Mecliste de bu konuda sanıyorum yanlış anlaşılmadan doğan bir takım cevaplar verildi. Biz gerçekten bu risklerle bu ortamda kimse kendi gelirlerini, çoluk çocuklarının rızklarını bu manada tehlikeye atmaz, riske atmaz anlamında yönetici bulmakta zorlanacağımızı söylemiştik. Hala bu kaygımızda yaşıyoruz. Ama tabii bundan sonra kanun yönetmeliklerle bir takım düzenlemeler mutlaka getirilecektir. Umarım o tereddütlerimiz ortadan kalkar ve ihtiyacımız olan Türk futbolunun hatta Türk sporunun ihtiyacı olan mükemmel bir yasayla yolumuza devam ederiz. Var mı başka soru arkadaşlar? Başkanım, kupa sıfasa gelecek mi inşallah? İnşallah. İnşallah. Taraftar olarak sizler bizi desteklerseniz sonuna final kadar başkanım. O zaman sonuna inşallah kadar. Biz de getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Başkanım, bir resim alabilir miyim?